Metris R tipinde tutulan Abdülkadir hasta mahpus Abdülkadir Kuday için toplandık. Abdülkadir Kuday ailesi hastası ve cezaevi idaresi tarafından tahliyesi infaz erteleme başvurularına rağmen yapılmamaktadır. Şimdi avukatı Eda Önal bize durumunu anlatan ve yaptığı başvuruların sürecini paylaşacak. Sözü kendisine bırakıyoruz. Basın açıklamasını okuyacağım arkadaşlar. Basına ve kamuoyuna 2014'ten beri hapishanede olan ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday'a 1 Aralık 2021 tarihinde ölümcül kas ve sinir hastalığı olan ALS teşhisi konulmuştur. Motor nöron hastalığı olarak da bilinen ALS, kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici ölümcül bir kas hastalığıdır. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne ait sağlık kurulu raporunda ağır hasta mahpus olup engelli halinin olduğu bu sebeple infazının 6 ay geri bırakılması gerektiği belirtilmiş. Fakat hemen akabinde R tipi kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerektiği şeklinde bir rapor düzenlenmiştir. ATK'nın 24 Aralık 2021 tarihli raporunda ise Abdülkadir Kuday'ın R tipi ceza infaz kurumu şartlarında infazına devam olunabileceği ifade edilmiş ve bunun üzerine mahpusun Metris R tipi kapalı ceza infaz kurumuna sevki sağlanmıştır. R tipi hapishanede hastalık durumunda hiçbir gerileme olmadığı gibi ilerleme söz konusu olmuş. Bunun üzerine tarafımızca 28 Kasım 2022 tarihinde Bakırköy İnfaz Hakimliği'ne başvuru yapılarak infazın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Ancak başvurumuz reddedilmiştir. 16 Ocak 2023 tarihli durum bildirir Sağlık Kurulu raporunda günlük işleri için tam desteğe ihtiyacının olduğu, mevcut hastalığında gerileme olmayacağı, başvurucunun iki kişinin desteği ile ancak yürüyebileceği, yutma sorunu için mama kullanımı ihtiyacı olduğu, bu nedenle başvurucunun infazının ertelenmesi gerektiği açıklanmıştır. Fakat mahpus hapishanede tutulmaya devam edilmiştir. Adalet Bakanlığı'nın 2 Ocak 2023 tarihli genelgesi kapsamında anayasanın 104. maddesinin 16. fıkrası gereği yeniden bir başvurumuz söz konusu olmuştur. Ancak Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu 1 Mart 2023 tarihli raporunda başvurucunun R tipi hapishanede kalmaya devam edebileceğini açıklamıştır. Bu aşamada yapılan infaz erteleme talebi de yeniden reddedilmiş. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne tedbir talebi tahliye talebinde bulunmuş. Fakat tedbir talebimiz reddedilmiştir. Abdülkadir Kuday 10 Temmuz 2023 tarihinde göğsünde şiddetli baskı hissetmiş ve kalp krizi geçirmiştir. Bunun üzerine 3 gün hastanede kalmış ve daha sonra 14 Temmuz tarihinde kendisine anjiyo yapılmıştır. Kuday'ın durumu kötüye gittiği için 18 Temmuz 2023 tarihinde tarafımızca yeniden Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme başvurusunda bulunulmuştur. Başvurumuz üzerine Kuday'ın ATK'ya sevki sağlanmış 23 Ekim 2023 tarihli adli tıp raporunda mahpusun hapishanede kalamayacağına dair yeniden bir rapor düzenlenmiştir. Ancak buna rağmen ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday tahliye edilmemiştir. Bunun üzerine 30 Aralık 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne tarafımızca tedbir talebi tahliye talebinde bulunmuş. Fakat tedbir talebimiz yeniden reddedilmiştir. Bu zamana kadar cezaevi idaresine, infaz savcılığına, infaz hakimliğine, ağır ceza mahkemesine, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruların tamamı hapishanede kalamaz raporlarına rağmen ağır hasta mahpus Abdülkadir Kuday'ın ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olması nedeniyle reddedilmiştir. Tarafımızca Metris R tipi hapishanesine geçtiğimiz hafta 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan ziyarette mahpusun 41 kiloya düştüğü, tekerlekli sandalyeye bağlı olduğu, hareket etmekte, nefes almakta, beslenmekte oldukça güçlük çektiği aktarılmış ve gözle görülür bu olumsuzluklar tarafımızca da tespit edilmiştir. Ayrıca mahpusun aktarımına göre hapishane sağlık çalışanları ve doktoru mahpusta sağlık durumunun iyiye gitmediğini ve tüm organlarının neredeyse işlevlerini tamamen yitirdiğini açıklamışlardır. Abdülkadir Kuday'ın sağlık durumunun ağırlığı göz önünde bulundurulduğunda ceza infaz kurumunda bulunması nedeniyle hayatını kaybetme riski bulunmaktadır. Mahpusun yaşamı ağır risk altında olup
açık bir şekilde yaşama hakkı ve işkence ve kötü muamele yasağı hakkı ihlal edilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında Abdülkadir Kuda'nın sağlık durumunun geldiği kritik aşamada tedavisinin ailesinin yanında tam teşekküllü bir hastanede devam ettirilmesi, infazına ara verilerek serbest bırakılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adalet Bakanlığı'na ve tüm yetkililere gerekli adımları ivedilikle atmaya devam ediyoruz. Davet ediyoruz.